Merhaba, nasılsın? Her satış görüşmesi birbirinden farklı olsa da müşteriler aynı noktalarda problem yaşar genelde. İtirazlar aynıdır. Çoğu itiraz birbirinin aynısıdır. Özellikle aynı sektör grubuna satış yapıyorsa. Şimdi her müşteri farklı itirazlar da getirebileceği gibi bir bakarsın aynı itirazlar. Burada önceden hazırlıklı olursam ne diyoruz itiraz karşılamada? Mevcut kullanılabilecek itirazlara çalış, bunlara cevap ver. Bak, genelde mesela şöyle kendimden hemen bir örnek vereyim. Online iletişim kuruyorsan insanlarla, yani online ortamda ürününü tanıtıp onlar seni arıyorsa, hatta yani yüz yüze de olsa fark etmez. Genelde müşteriler şuna takılır. Biz müşteri özel ürün hazırlarız ve bu ürünlerin parasını biz müşteriye göndermeden önce alırız. Bunu kurumlarda da yaparız. Bu esasında eskiden çok daha büyük sıkıntıydı da şimdi çoğu kişi öyle çalıştığı için daha avantajlı olabiliyoruz. Şimdi müşteri parayı veriyor, ürün sonra geliyor. Ve müşteri buna takılıyor. Bazen kibar bir dille, bazen sitem ederek diyor ki bir dakika diyor, yani ben paraya göndereceğim, ürün gelecek ya beğenmediğim bir şey gelirse. Şimdi biz bunun çözme yöntemlerini ve iletişim yöntemleri üzerinde çok çalıştık. Ve sonra şöyle kararlar aldık. Mesela müşteri neden bunu istiyor? Önce müşteriye suçlamak, benim prensibim bu, ne yaparsan yap demek yerine orta yolu bulmak, satışı kapatmak zorundayız. Şimdi ben prensip olarak ürünü gönderdikten sonra para beklemek istemiyorum. Tamam, ben paramı önceden almak istiyorum. Müşteri de güvence istiyor. Özellikle daha önce çalışmadıysa. Hani çalıştıysa zaten çok fazla sıkıntı olmuyor. Müşteri diyor ki bana da gönder, alışmış artık. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela diyorum ki müşteriye, ürünün parasını yarısını gönderin. Yarısını da ürünlerin hazır fotoğraflarını göndereyim ben size. Ürünleri hazır halde görün, geri kalanını da gönderin, biz ürünleri öyle çıkartalım. Bu mesela bir yöntem. Bunun gibi birkaç yöntemimiz var. Şimdi sen de kendi sattığın ürün ve hizmetle ilgili müşteri itirazlarını karşılama yöntemleri bulmalısın. Çoğu itirazın aynı geleceğini göreceksin. Mesela senin ürününle ilgili fiyata çok takılıyorlarsa bunun karşılama yöntemleri üzerinde çalışmalı. Hangileri daha başarılı olduysa bu şekilde kullanmalısın. Mesela biz kurumsal firmalarla da o şekilde çalışıyoruz. Daha büyük firmalarla da bu şekilde çalışıyoruz diyebilmelisin. Neyi esnetip esnetmeyeceğini de önceden bilmelisin. Sınırların olmalı. Müşteri seni manipüle etmemeli. Bununla da ilgili daha sonraları bazı konuşmalar yapacağız. Bununla da ilgili bir manipülasyonla ilgili tekrar bir video çekeriz. Yani müşteri seni yönlendirmemeli. Sen müşteriyi yönlendirmelisin. İtirazları karşılayacaksın. Sınırının ne olduğunu bileceksin. İndirim yapabileceğin yeri bileceksin. Neyi yapamayacağını bileceksin. Orada esneteceksin. Yoksa her müşteride her kuralı değiştirirsen olmaz. Çünkü sen hazır olmadığın denizlerde olursun. Müşteri seni başka yerlere çeker. Yani itirazları önceden hazırla. Aynı itirazlar gelecektir genelde. Bunlara hazırlıklı ol. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.